hep beraber size bu konuda biraz bilgi vermek için bir araya geldik. Pandemi 2 yıl boyunca sürdü. Özlemişiz basını, basın mensuplarını. Eminim siz de bizleri özlediniz. Zor bir dönemden geçtik. Sağlık krizi, arkasından ekonomik krizler, belirsizlik, korku, kaygı derken birçok şeyi de öğrendik. Ben bir eğitim yöneticisi ve bir aile işletmelerinin yöneticisi olarak bu pandemiden öğrendiğim iki şeyi paylaşmak isterim basından. Çünkü önemli olduğuna inanıyorum. Biz bana göre bu pandemi döneminde liderlik işin insani boyutunu ıskalamamaktı. İnsani boyutu. Çünkü insan sağlığı söz konusuydu. Bir başka önemli şey iletişimdi. İletişimle ilgili iletişimi genişletmek ve iletişimi arttırmak önemliydi. İkincisi, üçüncüsü de olumlu kalmak, pozitif kalmaktı. Gerçekten bu arada böyle bir dönemden bir bazı öğretilerle çıktık. Bugünkü gündemimiz İstanbul Kültür Üniversitesi DEMAN projesi. Kültür Üniversitesi biliyorsunuz Kültür Koleji Eğitim Vakfı tarafından kurulmuş. 1997'de bu sene 25. yılını kutlayan bir üniversite. Arkasında Kültür Koleji Eğitim Vakfı var, Kültür Kolejleri var. O da aşağı yukarı 62 yılını kutluyor eğitim yönetiminde. Ama ben burada biraz da romantik ve duygusal olarak şeyi anlatmak istedim. Bunu Almanya'da da anlattık. Çok güzel bir proje. Rektör hocam gelip bana bu projeyi bahsettiği zaman ben çok heyecanlandım. Çünkü tarihin tekerrürü gibi geldi. 1916 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi, Kültür Kolejleri, ondan geriye döndüğümüz zaman Birinci Dünya Savaşı sırasında benim dedem Almanya'ya gidiyor, Berlin'e. Ve 8 sene kalıyor. Orada mühendis oluyor. Ondan sonra da geri geliyor. Fernschule diye Berlin'deki bir okulun. Fern uzak demek. Şule de okul. Uzak okul anlamındaki okulun temsilciliğini alıyor. Ve bu temsilciliğiyle 600'e yakın öğrenci yetiştiriyor. Ve ondan sonra 1960'da babam Fahmettin Akıngüç Kültür Kolejlerini kuruyor. 1997'de üniversite kurdu. Aslında bu bir tarihi tesadüf ya da tarihin tekerrür etmesi. Almanya ile zaten olan ilişkilerimizin tekrardan hızlanması, hareketlenmesi bu proje. Şimdi bu anlaşmayla ilgili biz ne yaptık? Bu anlaşmayla ilgili Haziran'da başlayan çalışmalar, çok daha öncesinde başlayan tabii çalışmalar var ama Haziran'dan itibaren rektör hocam gidip onlarla bir anlaşma yaptı, bir protokol imzaladı. Biz 18 Haziran'da Hannover'e uçtuk. Ve Hannover'de gerçekten Almanlar tarafından Almanya tarafından çok büyük bir şeyle karşılandık, bir coşkuyla karşılandık. Seyahat sırasında başkonsolosluğun rezidansında bir resepsiyon oldu. İşte Dışişleri Bakanlığı ile görüşmeler yaptık. DEMAN dediğimiz kuruluşun ki bu Deutsch Management Academy Niedersachsen diye geçiyor. Aşağı Saksonya eyaletinin bir devlet kuruluşu. Onun 1200'e yakın birlikte çalıştığı şirketler, işletmeler var. Onlar da öğrencilerimizi ya da mezunlarımızı nasıl istihdam ederiz? Onlara nasıl belli konularda yeterlilik sağlarız? O çocukların için onun vize işinden aklınıza gelebilecek her şeyi konuştuk. Yüksek bağlantılar oldu. Türk-Alman Ticaret Sanayi Odası'na da görüştük. DEMAN'ın müdürü başındaki kişi Alexander Wurst'la konuştuk. Berlin'deki büyükelçimiz geldi, Ahmet Başar. Hannover'deki belediye başkanı bizi ağırladı belediyede. Ve daha sonra da Belit Nejat Onay ilk Türk belediye başkanı oldu Almanya'da, olduğunu söyledi. Müthiş bir umutla geldik. Yani bu işin Almanya izlenimlerimizde bir eğitim yöneticisi olarak ben gerçekten Almanya'nın artık 60 yıl önceki bir acı vatan değil, tam tersine ortak çalışabileceğimiz, beraber kazanabileceğimiz bir proje olduğuna inanıyorum. Bu çalışma, bu gezide bir dediğim gibi eğitim yöneticisi olarak pek çok dönüşümü de gördük. Bir dünya vatandaşı olma, beraber çalışma, yerin ve zamanın artık önemli olmadığı, biraz önce pandemiden çıkardığımız derslerin bazılarını burada gördük. Biz bu ilişkileri, DEMAN ilişkisindeki temel beklentimiz çok yönlü bir ve çok yönlü ve çok bakışlı bir hayat kurma deneyimini gençlere, kültürlü gençlerimize sunmak. Ben projenin ayrıntısıyla ilgili ilk önce aslında şöyle düşündüm. Projenin ayrıntısıyla rektör hocama söz vereceğim. Sonra Bahri Hoca'dan belki de Almanya-Avusturya ilişkileriyle ilgili bazı bilgiler alacağız. Sonra Nilüfer Hanım, ki Nilüfer Hanım da bizle
sizle beraberdi. İnsanı tanıttın mı başta, ben atlamış olabilirim, özür dilerim Nilüfer Hanım. Nilüfer Hanım da bize orada dil konusunda çok yardımcı oldu. Avrupa İş Gücü ve Kariyer Biriminin başında şimdi bütün projeler. O da pratikte, uygulamadaki şeyleri anlatacak. Uygulamadaki, uygulamasını anlatacak işin. Çok teşekkür ederim hepinize katıldığınız için. Rektör hocama veriyorum sözü. Teşekkür ederim başkanım. Öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Gerçekten pandemi ortamında bu kadar da yoğun sayılar söz konusu iken birlikte olabilmek bizi son derece mutlu etti. Güzel bir program, güzel bir projeye imza attığımızı düşünüyoruz. Sayın Başkanımızın anlattığı gibi bunu hem sizlerle hem de Türkiye'de yaşayan gençlerimizle, tabi öncelikle İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencileriyle paylaşmak, geniş çapta paylaşmak amacıyla buradayız. Başkanımızın belirttiği gibi bu projenin başlangıcı aslında çok daha önceye dayanıyor. Belki şundan söz etmek lazım, Bahri Hocam çok daha ayrıntısıyla ifade edecektir. Üniversitemizin en önemli hedeflerinden bir tanesi uluslararasılaşmadır. Çünkü artık sadece belirli bir bölgede, belirli bir alanda çalışmak üzere gençler yetiştirmek mümkün değil bu rekabet ortamında. Türkiye'nin herhangi bir yerinde çalışabilecekleri gibi dünyanın herhangi bir yerinde de çalışabilecek ya da uzmanlıklarını elde edebilecek gençler söz konusu. Bizim de onlara yol açmak görevimiz, hedefimiz. Bu projeyi gördüğümüzde, üzerinde çalışmaya başladığımızda bunun hem ülkeler arası ilişkilere çok yararlı olacağı ama aynı zamanda İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencilerini Türkiye'de yaşayan gençlerimize çok yararlı olacağını tespit ettiğimiz için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık devletler düzeyinde, kurumlar düzeyinde. Başkanımızın bahsettiği gibi Temmuz 2021 tarihinde DEMAN olarak kısaltabileceğimiz Alman İletim Akademisi Aşağı Saksonya isimli kuruluşun Selle'deki, Almanya Selle'deki merkezine giderek öncelikle bir işbirliği protokolü yaptık. Tabii protokol bir ön anlaşmaydı bir anlamda, bir işbirliğimizin başlamasıyla bağlantılı olarak daha sonra onu uygulamaya nasıl geçiririz? Çeşitli partnerlerimiz olmalıydı tabii ki. Örneğin orada iş bulabilmeleri açısından ya da stajlarını yapabilmeleri açısından işverenlerle bağlantı kurmalıydık. Orada oturma izinleriyle, çalışma izinleriyle alakalı gerekli çalışmalar yapılmalıydı. Bunların tümü oluşturulduktan sonra başkanımızın da bahsettiği gibi 19 Ocak 2022 tarihinde Aşağı Saksonya Eyaleti'nin Hannover başkentinde Sayın Başbakan, Aşağı Saksonya Eyaleti'nin Başbakanı Stefan Weil'ın resmi davetlisi olarak devlet konuk evinde Sayın Büyükelçimiz Ahmet Başar Şen, Sayın Hannover Başkonsolosumuz Gül Özge Kaya katılımlarıyla, onların destekleriyle biz sözleşmemizi imzaladık, uygulama sözleşmemizi imzaladık. Ardından yine başkanımızın bahsettiği resmi temaslarımız oldu. Böylece proje artık ete kemiğe büründü bir anlamda. Önümüzdeki ay itibariyle uygulamasına başlıyoruz. Uygulama hakkında Martin Manzel arkadaşımız, Doktor Manzel, Martin Manzel arkadaşımız ve Nilüfer Köker hocamız ayrıntılı bilgi vereceklerdir. Fakat şunu belirtmek istiyorum. Biz Nilüfer hocamız Avrupa Kariyer ve İş Gücü Biriminin başında. Bu o programlardan sadece bir tanesi Almanya'ya. Avusturya ile bir takım çalışmalar yapmak istiyoruz. Bunun dışında Erasmus'la bağlantılarımız var. Uzun yıllara dayalı onları geliştirmek istiyoruz. Mağrip ülkeleriyle anlaşmalarımız söz konusu, çok yeni üzerinde durduğumuz protokol imzalama aşamasına geldiğimiz Özbekistan'la bir işbirliğimiz söz konusu. Keza Bayri Hocam mutlaka bahsedecektir. Endonezya ile bir uluslararası ilişki kurma yönünde çalışmalarımız söz konusu. Artık başkanımızın da bahsettiği gibi mekan,
önemli değil, zaman önemli değil, her an her yerde çalışabilir durumdayız. Öğrencilerimize, gençlerimize dünyanın her yerinde gelecek hazırlamak, onlara aracı olmak bir anlamda bizim görevimiz. Bunu başarmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olun.